arkadaşlar. Egzoz cezamızdaymış, bulunmaktayız. Şöyle göstereyim. Vallahi kolum çok sakat. Çekicimin üstünde motor sürek. Kolum çok sakat ama ya. Harbiden çok sakat. Hadi eyvallah. Of of. Arkadaşlar yedik cezamızı. İlk egzoz cezamızı da yedik. Ulan biraz erken oldu sanki ya. Evet arkadaşlar, herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere baba yedik cezayı. Yani susturuculu egzozdan 1002 TL ceza yedik. 250 cc bir motor olmasına rağmen. Ah ah, şuradan bir para çekelim de gelelim. Arkadaşlar 1002 TL Mokko Korinko Korinko Mokko Korinko Korinko. Hak ettik mi? Hak ettik herhalde. Arkadaşlar umarım ses ve görüntü görüntüde bir sıkıntı yoktur da seste bir sıkıntı olabilir. Ah ah, bu da zaten ikinci kamera, üçüncü mikrofonum. Artık bir olsun. İyi, hızlı bir şekilde açmadı kafayı. Arkadaşlar nasıl yedim cezayı onu anlatayım. Eminönü civarında oldum. Aynı bu şekilde kırmızı ışıkta bekliyordum. Yanmışım, hava çok sıcak. Yine üzerimde deri mont. Ve bu şekilde yeşil ışık yandı bana. Şöyle bir dönemeçten geçiyorsun. Tramvay yolu falan var. Abi yayaların da yolu atlayacağı zaman tuttu. Zaten dellenmişim. Ulan neyse, yayaya yol vermedim. Yayalar kırmızı ışıkta geçiyor çünkü kendine. 20 metre ileride de polis varmış. Dur dur yaptı. Ben dedim durayım bari. Yani durduk. Yedik. Yedik durduk, durduk yedik. Oralarda bir görüntümüz var. Çekicinin üstünde seyahat ediyorum falan. Ya makaraydı ya. Ama o günü biraz moralim çok bozuktu. Abi 250 cc motor ve susturucu var egzozda. Ama yine de cezayı yiyebiliyorsunuz. İtiraz edeceğim bir derseniz yok, etmeyeceğim. Çünkü sonuçta egzoz yani bu da. Gidiyoruz ödemeye. Şimdi bu videoda bu süreci göreceksiniz arkadaşlar. Cezamızı ödeyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Orijinal egzozunu takacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Muayeneye gideceğiz. Muayeneyi belki bir sonraki videoda gösterebilirim. Yani süreç bu şekilde. Ondan sonra şu an mesela motor trafikten ben bir şekilde bir hafta süre verdiler bana. Bir hafta içerisinde trafikten menni, ulan yukarı bakarken kaldırmam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar şöyle videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Hızlı ve çılgın tim. Hızlı ve çılgın ailesi. Yani bir bizim videolarımıza neden 10.000 like bile gelmiyor? Hep 7.000, 8.000 like'da kalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 1002 TL, %75'i 751.5 yapıyormuş. Onu öğrendik. Cezamızı ödedik, kurtulduk. Olmuş da ölmüşe bir çare yok. Olan oldu artık. Ama şu patır patır olmasa var ya, belki de ceza yemeyecektim ya. Bir patlatalım mı? Ananı satayım, polisi. Polisi görünce ben. Patara kitara, patara kitara. Aa, buraya kadar gelmişken ben bir Aksaray'dan tavuk yiyeyim ya. Bir tavukçu var, efsane, böyle közde yapıyor. Gidim oradan bir tavuk yiyeyim. Gelmişiz madem buraya kadar. Yalnız oraya nereden gireceğim? Aktara şu ilerden de herhalde. Dayı sağdan mı gideceksin, soldan mı gideceksin? Bir karar ver bakalım. Bak şu köprünün altında da polis olabiliyor. Oğlum var ya, İstanbul'u var ya, böyle karış karış biliyorum. Daha doğrusu bu yakayı biliyorum. Karşı tarafı bilmiyorum da. Oğlum çok ince düşünmeye başladım lan. Cezayı yedikten sonra bir tuhaf oldum ben ya. Harbiden ajan gibiyim. Aa, burada EDS de var ya.
Bak şimdi ben buradan... Dur abi. Buradan insanlar her türlü atlayabilir. O yüzden çok yavaş olmak gerekiyor. Arkaya bak. Hello, hello there. Hi, how are you? Nasılsın kanka? Where are you from? Senegal, Ghana. Cameroon, Cameroon. Cameroon. Sabeli tu. Ahmet. Merhaba. Ahmet, bu ne diyor? Beşiktaş. Abubakar. Kanka mı sen? Arkadaşlar yemeğimizi de yedik. Şimdi ben diyorum ki bir Maltepe'ye geçeyim ya. Canım sıkılıyor zaten. Saat de 4. Bir Oğuzhanların yanına geçeyim. Hatta 4'e 18 geçiyor. 5 gibi en geç orada olurum. Oğlum. Abi bu nedir ya? Freni kitlemenin ne anlamı var ya? Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Maltepe'ye geldik. Aha Kuntrek, Oğuzhan. Bu da Kuntrek, Doğukan. Egzozuna Red Bull dökmüşler. Arıza ışığı yanmış motorunun. Şimdi onu halletmeye gideceğiz. Yo. Kalite lan. Onun da alacağını mı zannet? Ay açıl. 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 Şuna bak, plakası kapat. Katlanır takabilirim ama. Nereye, dümdüz mü? Hayırdır lan? Bunlar bize iş koymaya çalışıyor arkadaşlar ama yemeyiz. Yemeyiz de nereden gideceğiz bilmediğim için Oğuzhan'a yol verelim. Önden gitsin baba. Trafik polisi. Bak enayiye bak, nasıl basıyor ya. Nasıl basıyor ya? Ulan trafik polisi var. Tam Kuntrek ya. Bu arada bak, Kuntrek demişken arkadaşlar, Kuntrek biliyorsunuz ki benim uydurduğum bir kelime. Öyle bir anlamı olmayan bir şey. Motorumuza bundan sonra Kuntrek diyelim. Ulan Kuntrek. Öyle kafamdan uydurduğum bir kelime, yayınlarda falan söylüyordum. Bak hele Kuntrek'e bak falan diyordum. Yani Kuntrek diyelim ya, cidden. Kuntrek'le beraber yollardayız. Yamaha servisine geldik. Doğukan! Kola mı döktüler, Red Bull mu? Red Bull ya. Red Bull döktüler, iki kere arıza ışığı yanmış, onu yaptırdı. He? Kanatlanamadı. Arkadaşlar. 2019 R25 vs 2016 R25 kapısın mı? Ne dersiniz? Böyle bir gece vakti yollar boşken bir yapıştıralım mı yollarda? Ha Oğuzhan kontrayı kaydıra kaydıra geliyor. Yalnız Şahinci'nin eğer aynadaki yüz ifadesi çıktıysa kameraya içi gitti adamın. Çarpacağımı zannetti. Dişlerini bir sıktı. Evet, fotoğraflarımızı çektik. Instagram'a fotoğrafımızı attık arkadaşlar.
Bu arada Instagram'da yani bir 100 bin takipçi olamadık. Şuraya bırakıyorum. İsmail Oznam, Çevre Ulusal'dan. Yani oradan da bir takip ederseniz çok sevinirim. Bir 100 bin yapalım hızlı ve çılgın tim. Çatara patara. Seversiniz. Wow, ne gazladık be. Dayı, benim için o yolu verdin ya. Sen nasıl bir kıyarsın ya? Onu düşünmen yeter dayı. Belki orada bu motorun geçeceği kadar yer yok ama sen adamsın.